Günaydın herkese. Sevgili hocalarımız buradalar. Pek çok genç arkadaşım, sanıyorum üniversiteden öğrenci arkadaşlarımız da var ve kendi alanında başarılı olmuş sektördeki birçok iş arkadaşım da burada. Hepiniz hoş geldiniz. Bu fotoğraf 1996 senesinde benim Boğaziçi'nden mezuniyetimde çekildi. Buraya bir kadın lider olarak konuşma yap, tecrübelerini paylaş diye bir konuşma teklifi geldiğinde uzun zamandır üniversite anılarım canlanmıyordu. Bir geçmişe döndüm, fotoğraflara baktım, Boğaziçi günlerini hatırladım. Şu yan taraf biraz, sağa dönüp fotoğrafta sağa bakacak olursanız bu salon. Ve 24 sene sonra diplomamı aldığım salondayım. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Benim için çok tatlı bir gün. Seneler geçti. 24 senede benim Boğaziçi'nde olduğum dönem gerçekten şahane bir dönemdi. Yine o anılar canlandı. Birkaç tanesini paylaşacak olursam. Benim bulunduğum dönemde Uçaksavar kampüsü yoktu. Öğrenci arkadaşlarımız ya da Boğaziçi mezunları varsa bilirler. Uçaksavar kampüsünün yeni açıldığı dönem. Üç tane kraliçeyle aynı dönemde yaşadık. Defne Samyeli, Jülide Ateş, Aslıhan Koruyan bizim dönemimizin güzellik kraliçeleriydi. Türk Hava Yolları Boğaziçi hattı açıldı. O dönemde Türk Hava Yolları'nda part-time hosteslik yapmak, stewardlık yapmak en popüler işlerden bir tanesiydi. Ben de başvurdum. Bundan 15 kilo daha zayıftım. Boyum 1.70. Kabul edilmedim. Niye kabul edilmediğimi bilmiyorum. Hala merak ediyorum. En büyük motivasyonlarımdan biriydi oraya girmek. Çünkü dünyayı dolaşmaktı hayalim. Çünkü beni en çok heyecanlandıran şey bu hayatta aslında yeni şeyler keşfetmek, yeni tecrübeler edinmekti. O zaman böyle düşünüyordum. Sonra iş hayatımda da, 20 küsur senelik iş hayatımda da aslında hep aynı hayat amacıyla yoluma devam ettiğimi gözlemledim. Bu konuşmayı yapmak için şu fotoğrafı ararken bir yandan da yıllığa girdim. O dönemdeki Boğaziçi yıllığında fotoğraf arıyordum. Ve gördüm ki o dönemdeki reklam veren, yani yıllar reklam veren firmaların birçoğu aslında şu anda yok. Ve var olanlar da ya başka bir şeye dönüşmüş ya da birleşmişler ya da bambaşka şekilde kendilerini tekrar adapte etmişler. Ben de hem bir kadın lider olmakla ilgili hem de bir kurumsal hayatta belli bir aşamaya gelmiş bir yönetici olarak sizlerle burada benden daha genç olduğunu, daha önünüzde uzun yollar olduğunu düşündüğüm sizlerle tecrübelerimi paylaşmak istiyorum bugünkü geri kalan 10-15 dakika içerisinde. Bunu da şöyle düşündüm. Yani ben bu biraz önceki fotoğrafta gördüğünüz 1996 senesinde mezun olurkenki Pınar'a bugünkü bakış açımla yaklaşsam, bugünkü tecrübelerimle yaklaşsam aslında neler tavsiye ederdim? Sizlerle onları paylaşacağım. Vaktimiz kalırsa sonunda belki soruları da alırız, sohbet ederiz ya da aralarda konuşabiliriz. Yıllığa bakınca birçok firmanın aslında var olmadığını görünce ve başka şeylere dönüştüğünü görünce de tekrar şunu hatırladım. Tabii ki bildiğimiz bir şey ama bunu bu şekilde çarpıcı görmek de farklı bir etki yaratıyor. Aslında hayatımızda sabit olan, değişmeyen tek şey değişim. O yüzden hani bir numaralı tavsiyem ve bu sadece kadın lider olarak değil, bir kadın çalışan olarak değil ama aynı zamanda sadece şirketler için değil, bireysel dönüşüm her zaman odağımızda olması gereken bir konu. Yani agility dediğimiz şey şu anda şirketlerde bir liderden beklenen en önemli kriterlerden bir tanesi. Yani adapte olma yeteneği, kendi kendini dönüştürebilme, sürekli baştan yaratma yeteneği çok çok önemli. Ve aslında bir sonraki rolümüze baktığımızda, yani bugüne odaklanmak değil, sürekli geleceğe odaklanmak ve gelecekteki hedeflerimize, gelecekteki rollerimize kendimizi hazırlıyor olma mentalitesini çok daha erken yaşlarda koruyor olmak gerekiyor. Yine aynı yıllıktan şu sol taraftaki ilan 1996 senesinde yıllıkta verilmiş bir ilan.
yani bir gömlek firmasının reklamı. 1943 senesinde kurulmuş bu gömlek firması. Hala yaşıyorlar. Sebebini anlayabiliyorsunuz herhalde. Yani 24 sene önce böyle yaratıcı, böyle cesur, biraz önce cesaretten bahsettik, böyle cesur bir reklamla yola çıkmışlar. Bugün kendilerini başka bir şeye dönüştürmüşler. O zamanın birçok büyük firması, Kodak da bunlardan birisi. Bugün bambaşka noktalarda böyle bir firma bugün dünya genelinde birçok yaklaşık 100'e yakın ülkeye ihracat yapan, odağını yine gömlekte korumaya başarabilmiş, kendini tekrardan yaratmış, e-commerce üzerinden büyük bir iş modeli kurgulamış bir şirket. İkinci tavsiyem benim yaşadıklarımdan, bir göreve değerini siz kazandırırsınız. Fark yaratmak, farkı yaratmak elinizde. Tabii ki iş hayatı içerisinde birçok prestijli proje içerisinde yer alacaksınız. Birçok büyük projeler elinize gelecek. Ama bir o kadar da küçük, kimsenin önemsemediği, belki sonucunda neler olacağını, kimsenin aslında bir sonuca gitmeyeceğini düşündüğü projeler de önünüze gelecek. Özellikle ben Ayşegül Hocam'ın söylediği birçok şeye katılıyorum, yaşadım tecrübeyle de. Kadınlar biraz daha farklı, erkekler bir şey söz konusu olduğunda bazı büyük işleri bir an önce atlamak, aday olmak söz konusu olduğunda erkekler biraz daha atak davranıyor bu konuda. Kadınlar gelişiyor ama erkekler by far başka bir noktadalar. Böyle olunca da bazen küçük işler önünüze kalacak. Böyle işlerde de değer yaratmak, fark yaratmak elinizde. Benim hayatımda da böyle bir örnek var. Nescafe, Türkiye'nin en sevilen kahvesi. Yani bu salondaki herkes de eminim ciddi anlamda kahve içiyordur ama Türkiye geneline baktığımızda kahve tüketimi hala çok küçük ve gelişmekte olan bir alan. Ama kahve bizim için önemli bir iş. Kahvenin içerisinde soğuk kahve hala küçük bir iş ama çok ciddi oranda büyüyor. Son 10 senenin de FMCG kategorisindeki en hızlı büyüyen kategori. Ama bundan 10 sene öncesine gittiğimizde bu kategorinin nereye gideceği bilinmiyordu. Daha sıcak kahve doğru dürüst içilmezken bir çay ülkesinde soğuk kahve diye bir gündem yoktu. Ve bu soğuk kahve projesi aslında başka bir erkek arkadaşımdan bana onun o büyük gündemi içerisinde çok da ilgilenmediği, çok da odaklanmak istemediği, onun aslında hayatının böyle gereksiz yere vaktini alan bir proje olarak benim önüme geldi. Ve o dönemde benim için iyi bir fırsattı. Yani iyi yaptığım şeylerden bir tanesi olarak görüyorum bunu. Ben bu projenin üzerine aldım bu projeyi. Canla başla çalıştım, inandım bu projeye. Bununla bir fark yaratabileceğime, bunun benim için bir başka bir noktaya getirebileceğine inandım. Ve bugün de 2018'de Mediaket'in her sene Türkiye'de düzenlediği ve birkaç kadına verdiği Fark Yaratan Kadınlar Ödülü'nü ben aslında tabii ki kahve içinde yaptığımız birçok iş buna destek oldu. Ama en önemli etkenlerden bir tanesi de soğuk kahve kategorisini yaratmakla ilgili ekibimle beraber göstermiş olduğumuz başarıydı. Üçüncüsü, yine Ayşegül Hocam'ın söylediklerini destekleyeceğim. Kesinlikle, yani araştırmalar bunu gösteriyor. Gerçek hayatta bunu gösteriyor. Kişisel değerlerinizi koruyun. Kendinize inanın ve bu değerlerinizi, değerli olduğunuzu gösterin. Birçok araştırma yine söylüyor ki kadınlar bir iş ortaya konulduğunda bir proje önünüze geliyor ya da yeni bir iş fırsatı. O iş için 10 tane yetkinlik gerekiyor. Kadınlar bu 10 yetkinliğin 9 tanesine sahip, bir tanesine sahip değilse o 9 tane çok güçlü olduğu alana odaklanmak yerine sadece bir tane sahip olmadığı yeri düşünüp hiçbir zaman talip olmuyorlar o işe. Halbuki bir erkek o 10 tane yetkinliğin sadece 7 tanesine sahip olması ya da 4 tanesine belki de çoğu zaman bazen hiç sahip olmaması yeterli olabiliyor. Çünkü bir erkek her zaman hazır, her şeye hazır. Ama bir kadın için bu öyle değil. Ben bunu kendim de yaşadım. Kariyerimde bir noktada bana bir projeyi teklif eden, bir işi teklif eden patronuma
O işi neden ben diye sordum. Neden ben diye sorduğumda aslında sorduğum şey, yani niye beni seçtin değil de, yani neden beni buralarda eksiğim var. Yani bu projeyi yapmakla ilgili buralarda sıkıntı yaşayabilirim. Ona rağmen beni seçtin neden? Sorduğum şey buydu. Yani bana adam beni ikna etmek zorunda kaldı işi almak için. Tabii ki tecrübeyle ve yaşanmışlıklarla ve gözlemlerimle beraber ben de öğrendim. Daha sonraki önüme gelen işlerde yine neden ben diye sordum. Ama bu sefer hangi güçlü alanımla, benim nerede değer katacağıma inandık ki hep birlikte buradayız ve ben de o güçlü alanımı aslında daha da güçlendireyim, daha da ön plana çıkarayım diye düşünmeye başladım. Bu önemli çünkü diğer başka bir araştırmalar da pek çok araştırma gösteriyor ki bir ekibin içine bakıyorlar. Kişisel IQ'ların toplamı kolektif IQ'sunu değiştirmiyor belli ekiplerin. Halbuki kadınların ağırlıklı olduğu ekiplere bakıldığında kadınların IQ'su toplam kadınların daha fazla var olduğu ekiplerde ekiplerin kolektif IQ'su daha fazla olduğu görülüyor. Yani kadının kattığı bir ekibe, bir ortama, bir projeye, bir işe katabildikleri bambaşka. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir kadın olarak bunu her zaman bilmek ve aynı zamanda da bu self promotion dediğimiz mentaliteyle bunu ortaya koymak gerekiyor. Bu da kişinin kendi sorumluluğu. Yani erkekler bunu yapıyor, biz bunu arada şöyle konuşuyoruz. Yani işte o da kendini çok iyi pazarlıyor, satıyor. Hayır, bu da kariyer yolculuğunda kişinin kendi sorumluluğu. Çünkü böyle bir yoğun ortamda ve herkesin zaten son derece volatil bir ortamda yaşıyoruz. Kimse kimseyi bireysel olarak çok yakından takip etmek lüksüne sahip değil. O nedenle de kadın erkek kişisel olarak bu kendi kariyerimizi yönetmek ve kendi güçlü alanlarımızı doğru şekilde, tabii ki doğru bir üslupla ortaya koymak ve fırsat çıkan fırsatlara da ben de buradayım, ben de buradayım ve hazırım özgüveniyle talepkar olmak gerekiyor. Bu fotoğrafta gördükleriniz benim eşim, ortadaki iki oğlum var, ikiz. Şu anda 10 yaşındalar. Kadınların bütün 2016 TÜİK verilerine baktığınızda kadınların %55'i ev işleriyle çok fazla derecede meşgul olduklarını söylüyorlar. Ve bu hiçbir seviyeyle alakası yok. Yani kariyer basamağıyla çalışan çalışmayan kadınla alakası yok. CEO'lar için de geçerli. Yani bu araştırmaların içine üst düzey yöneticiler de dahil. %55'i ev işleriyle meşgul olduğunu söylüyor. Kadının görevi her ne kadar yardım da alsa bütün aslında ev hayatını koordine etmek, organize etmekle alakalı. Yani kariyer basamaklarında yükselebilmek, odaklanabilmek, iyi hissetmek için doğru destek mekanizmalarını kurmak gerekiyor. Aslında hani yardım almak gerekiyor diyeceğim. Benim dilim bile şeye varmıyor. Aslında yardım değil, iş bölümü. Yani ben bile bunu anlatırken, kendime de bunu anlatırken destek almak olarak görüyorum. Yine merkezde kadını koyuyorum bütün her şeyi koordine etmekle alakalı. Bu da tabii gerçekçi olmak lazım. Hani Türkiye'nin de koşullarında şu anda bunu eşlerin de ya da bütün ailenin çok aktif olarak bu merkezdeki rolü devralması ve iş bölümünü bu kadar rahatça kabullenmesi çok kolay olmayabilir. Ama en azından doğru destek mekanizmalarını kurmak, gereken yerde yardım istemek, bunu yardım olarak değil herkesin kendi iş bölümü olarak görmesini sağlamaya çalışmak. Sadece eş anne babayı kastetmiyorum. Aynı zamanda çocukları da bunun içerisine dahil etmek önemli. Bunu ben en çok birkaç sene önce anladım. Yani bu kadar işte çocuklar 7 yaşına gelmişti galiba. Bir gün okuldan alınacak. Normalde servis var. Evde bize destek olan bir yardımcımız var. Annem var, babam var. Yani büyük bir şeyiz. Bir küçük çaplı bir işletme dönüyor evin içerisinde. Yeter ki ben işime odaklanayım ve çocuklar ve bütün aile ortamı pürüzsüz bir şekilde hayata geçsin. Bir kriz oldu bir anda. Düzen bozulmak zorunda kaldı. Ve eşim de aslında eşim de çalışıyor. Ama ben de çalışıyorum. Yani eşit derecede kariyer yapan iki insanız. Fakat her zaman onun
toplantılarını, onun önceliklerini daha önce ön tarafta tuttuğumu fark ettim. Bir kriz var. Kimi arayacağım bilmiyorum. Annemi arıyorum, olmuyor. Çocuklar alınacak falan, toplantım var. İptal edemiyorum. Böyle bir anda ne yapacağım diye düşünürken o anda aklıma geldi, ama ne kadar geç aklıma geldi. Yani bu kadar bilinçli olması gereken bir insanım. Yani bir eşim var, bu çocukların bir babası var ve niye onu aramıyorum? Onun üzerine biraz daha hani o bilinçle yaklaştıktan sonra hayat biraz daha normale girdi, ama bunları paylaşıyorum çünkü ben kendim biraz daha tecrübe ederek, yaşayarak öğrendim. Belki baştan o bilinçle yaklaşmak hayatı sizler için biraz daha kolaylaştırabilir. Beşinci tavsiyem, 1996 senesinde mezun olan Pınar'a, kadın kadının kurdu değil kız kardeşidir. Bu da önemli bir faktör. Bu kız kardeşlik kavramını da yeni bu ifade hayatıma girdi. Birçok Türkiye'de birçok kişi hem bireysel olarak hem grup olarak hem ekip olarak belli networkler, platformlar kurarak, dernekler kurarak kadın ve erkek bu kadın meselesine kafayı çok fazla takmaya başladı. Ne güzel. Ben de böyle bir oluşumun içine girdim. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği diye bir derneğin içerisinde çok yeni var oldum. Benden önce bu işe kafayı takmış ve bu dernekte çok yol almış birçok başarılı kadın yöneticinin olduğu bir dernek. Onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyorum. Bir mentorluk programı içerisine dahil olduk. Ve orada konuştuğumuz konseptlerden bir tanesi de kız kardeşlik kavramı. Çünkü iş hayatına girdiğinizde görüyorsunuz, yani bir men's club diye bir şey olabiliyor. Evet, erkeklerin yani farklı şekilde birbirleriyle anlaşma durumları var. Bir noktada birbirlerine destek oluyorlar. Her zaman kadınlar bu kadar destekçi olmayabiliyor. Bazen şunları da gördüm. Bazen bir kadın arkadaşının terfi etmesi yerine bir erkek arkadaşının terfi etmesini daha normal karşılayabiliyor. Bu konuda da bireysel olarak etkin bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk başta, yani bir aksiyondan önce zihniyet olarak ve bunu içselleştirmek olarak bu kız kardeşlik duygusunu geliştirmek önemli. Ben kendi hayatımda böyle şanslı iki tane örneğim oldu. En son görevimi, yani şu anda olduğum görevimi ciddi anlamda destek veren bir kadın dostumdu. Tabii ki belli başarılarım da bu ve kendi talebimle de bir aşamaya geldim, ama bu kadın dostumun bu konuda beni tavsiye etmesi, beni stratejik platformlarda desteklemesi çok çok önemli bir etkendi bu alandaki rakiplerimde sıyrılmaktan. O yüzden ben bunu kendi hayatımda yaşadım. Aynısını ben de yapmaya çalışıyorum. Sizlere çağrımda bu kız kardeşlik ağını bireysel olarak başlatmanız olur. Altıncı tavsiyem, hayat amacınızı bulun. Siz yani, ve bunu ne kadar erken zamanda yaşarsanız kendinizi gerçekleştirmeniz o kadar rahat olur. Çünkü bu uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu keyif alarak yapmak önemli. Benim için hayatı tecrübe etmek, farklı şeyler yapmak, farklı deneyimler elde etmek önemliydi. Nesle'de o nedenle keyifle ve sıkılmadan 13 senedir çalışıyorum. Çünkü 13 sene içerisinde yaptığım 4-5 tane rol aldım. 4-5 rolün de birbiriyle hiç alakası yok. Birbirinden bağımsız işler. Bazen her zaman yukarıya çıkmak değil, paralel yerlerde farklı tecrübeler edinmek de sizi birkaç adım başka noktaya getirebiliyor. O nedenle buna kafayı yormak gerekiyor. Ne heyecanlandırıyor sizi? Sizi ne mutlu ediyor? Ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Kişisel farkındalık. Yine liderlik yetkinliklerindeki en büyük kriter, en önemli kriterlerden bir tanesi. Sizin güçlü alanınız ne? Nerede en fazla değeri katabiliyorsunuz? Ve söylediğim gibi bu uzun bir yolculuk. Bir mentorunuz olsun mutlaka. Kadın erkek, bu önemli, ama özellikle kadınların belli alanlarda bocalamaları ve hayat içerisindeki yorgunlukları çok daha fazla olabiliyor. Mutlaka bir mentorunuz olsun. Ben geçtiğim 20 küsür senelik kariyerime baktığımda bunu çok geç fark ettim. Şu anda böyle bir programın içerisindeyim. Bazen geçmişte doğal olarak bana mentorluk yapan kişiler olmuş, ne kadar şanslıyım. Ama bir mentorunuz olsun,
mümkünse sizden çıkarı olmayan, dinleyebileceğiniz birisi olsun. O kişileri bulmaya çalışın. Bu kişileri bulmaya çalışın. Çok önemli. Çünkü yanlış yapacaksınız. Yanlış yapmak üzere olacaksınız. Ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz. Bazen sesli düşünmek, fikir sormak çok iyi olabiliyor. O yüzden buna odaklanın. Bunu biz Nescafe ekibi olarak geçtiğimiz senenin sonunda Türkiye Eğitim Vakfı ile bir proje başlattık. Başlangıç noktası bir eğitim bursu. Fakat biraz daha öğrencileri tanıdıktan sonra da ihtiyaçları gördükten sonra da bunu bir mentorluk programıyla zenginleştirmeye ve desteklemeye karar verdik. Şu an tüm Nescafe ekibi olarak bursiyerlerimizi, yani burs verdiğimiz arkadaşlarımızı aynı zamanda uzun dönemli bir mentorluk programıyla destekliyoruz. Ben de bu program içerisinde bir kız öğrenci arkadaşımı talep ettim. İnşallah mentorluğa onunla birlikte başlayacağım. Siz de bu talepte bulunun ve siz kendiniz de şimdi burada birçok mevcut hala hazırda çalışmakta olan kişi var bu salonda da. Böyle bir programın içerisine dahil olun. Çünkü karşılıklı geliştiren bir program ve özellikle de bu kız kardeşlik platformu içerisinde, duygusu içerisinde neden kadınlar birbirine bu desteği vermesin. Ve son slaydım. Vazgeçme diyorum. Kendinize özen gösterin. Çünkü hayat bir maraton, uzun bir yolculuk, kariyer yolculuğu. Ve her zaman sprint atamıyorsunuz. Yani sürekli bir 100 metre koşucusu performansı göstermek mümkün değil. Yorulduğunuz zamanlar olacak. Enerjinizi, motivasyonunuzu sürekli yeniden yaratacağınız platformları kurgulamanız lazım. Biraz önce Ayşegül hocamın söylediği gibi hayır demeyi bilmeniz lazım ki bu tekrardan kendinizi yaratacağınız vaktiniz olsun, doğru yere odaklanacak fırsatınız olsun. Çok fazla kadın bu yolculuk içerisinde aslında bazen çevreden gelen baskılar, bazen aileden gelen baskılar, ya çok çalıştın artık, daha nereye gideceksin, daha ne olacaksın, genel müdür mü olacaksın, evet olacağım. Çocukların seni bekliyor, seni özlediler, çocuğun anneye ihtiyacı var. Yani tabii ki çocuğunuzla onun ihtiyacı olan vakti vereceksiniz. Tabii ki zamanınızı ona göre kurgulayacaksınız ama bunlar birlikte mümkün. Bunlar birlikte yapılabilir ve bu uzun yolculukta çevreden çok fazla bu tür konuşmalar geliyor. Bazen kendi iç sesiniz size bunu söylüyor ve bazen bir noktada şunu görüyorum ki ben kendim de bunu yaşadım. Aslında benim gerçekten istediğim kariyer falan değil. Belli bir noktaya geldim. Bundan sonra oturmak ve işte ailemle vakit geçirmek istiyorum diyorsunuz. Buysa, gerçekten buysa tabii ki sonuçta hayat amacınız neyse odur. Ama her zaman bu olmayabiliyor. O anda kendi kendinizi doğrulamaya da çalışıyor olabiliyorsunuz. Ben daha yaşadım ekibimde böyle bir örnek. Bir arkadaşım, bir kadın arkadaşım ekibimde böyle zor bir dönemden geçiyordu. Ve bana gelip Pınar ben artık böyle ve çok potansiyeli olan bir insan. Yani gerçekten çok ileri noktalara gidebilir. Ben bu yoğunlukta çalışmak istemiyorum. Artık daha sakin bir hayat yaşayacağım. Tamam çalışmak da istiyorum ama part-time çalışacağım. Bana bir yani bir proje olabilir mi yoksa ayrılacağım. Yani bir küçük bir projede yer alayım, part-time çalışayım. Biliyorum ama o anki dönemle alakalı. Gerçekte istediği o değil çünkü motivasyonu var, heyecanları var. Bir işi yaparken ki başarma azmini görüyorum, fark yaratıyor, potansiyeli var, çok ileri noktalara gidecek. Gerçekten istediği yükselmekse aslında bunu yapabilecek potansiyele sahip. Yakın olduğumuz için ben bunu görebildim ve ona yani tamam dedim. 3 ay sonra şu işi yapabilirsin. 3 ay şunu sana veriyorum. Yani bu fırsatın var. Ama şimdi git 3 ay yaptığın işe odaklan. Yorulduğun yerde dur, soluklan. Arada izin almak istiyorsan al. 3 ay sonra bana gelirsen bu projeyi sana vereceğim. Bir daha konuşmak zorunda değiliz. Gelmezsen de unutacağım ve devam edeceğiz. Bu konuşma hiç yapılmamış olacak. Gelmedi 3 ay sonra ve şu anda gayet mutlu. Tekrar enerjisi yükselmiş. Motive bir şekilde hayatına devam ediyor. Ve biliyorum ki ileride de onu çok çok güzel yerlerde göreceğiz. Yani diyeceğim o ki vazgeçmeyin. Öyle anlar olacak. Bu yolculukta vazgeçmeyin. Gerçekten istediğiniz buysa aslında kendinizi iyi anlamaya çalışın. Devam edin. Yol sizin, gelecek sizin ve her şeye layıksınız. Teşekkür ederim.